Değerli spor severler Sokrates'e hoş geldiniz ve serin katkılarıyla hazırlanan voleybol ülkesinin yeni bölümünde canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Türkiye Sultanlar Ligi final serisinde heyecan olanca hızıyla devam ediyor. Ben Emre Yazıcıoğlu ve değerli kaptanımız Neslihan Demir'le birliktesiniz. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Özel olarak Goat'u Bodrum'dan getirdik, <laughs> ee, bir Bodrum havası aldı Abi. ve yeniden stüdyomuzda ee, özledik. Bir havalandım geldim. Bir hava, hava, hava aldın geldin, ee, özledik seni stüdyoda. Teşekkür ederim Tekrar sağ olun. Tekrar hoş ol. geldin. Hoş bulduk. Ee, şimdi maç tabii ki e, gerçekten enteresan bir evet. e, şekilde gelişti. Maçı konuşmaya başlayalım. E, Fenerbahçe maça daha iyi başladı ama Eczacıbaşı yavaş yavaş maça evet. girdi, girmeyi başardı ve e, garip şeyler oldu ya gerçekten son zamanlarda izlediğim en tuhaf maçlardan e, biriydi e, Fenerbahçe dediğin gibi iyi başladı o geçen maç yaptığı servis hatalarını e, çok daha aza indirdi ama karşılıklı sürekli böyle bir öne geçememe durumu Hı -hı. Hani 3 sayı açılıyor 3 sayılık bir seri ezacı başı yapıyor ondan sonra Fenerbahçe yakalıyor böyle kaçan kovalayan kaçan kovalayan bir şeydi Bence maçın en güzel hani rallisini üçüncü dördüncü sette izledik yani hani böyle bir giden gelen bir toplar hani hep bunu izlemek istiyoruz hı hı, aslında ama hı. gerçekten değişik bir maçtı hiç yine fazlaca hatanın oldu iyi servis hatanın seti aldığı gibi bir maç karşımıza çıktı özellikle de hani 5. sette Fenerbahçe gerçekten fazlaca dağıldı böyle, biraz biraz dağıldı. Ee, özellikle Dırça iki attığı paslarda 5. seti üzerinde konuşuyorum. Çok kötüdü, Vargası bir türlü o iyi olduğu yerde topla buluşturamadı. Öyle olunca da e, zaten Nezacı hani başının yaptığı oyuncu değişimleri inanılmaz işe yaradı. Sana soracağım. Bunu evet e, ve hani onlar da seti almasını ma ve maçı almayı bildiler. Evet. Çok değişik bir maçtı gerçekten. Sen gene tatmin olmadın mı? 3-2'lik eczacım galiba. Geçen hafta sana sormuştum. Sen şimdi de genel şeyin vardır. Evet. Şimdi popcorn diyorsun. Bugün Aynen. de biz böyle sihir fıstığı. <Gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Sihir, sihir fıstığı. Kaptan sihir fıstığı getirdi e, stüdyomuzda. İzlerken. Sıra. İzlerken. Yenil ben de bir. severim. Aslında biraz evet. underrated bir tattır. Yani. Antep fıstığı o kadar güzel premium bir evet. ürün ki. Işte fıstı fıstığı biraz daha böyle sanki üvey evlat gibi ama. Ben daha çok seviyorum siirt Ben sihir de seviyorum. Fıstığını. Yani <laughs> senin getirdiğin de çok güzeldi evet, bu arada. Evet güzeldi. Ben çok de, teşekkürler. Afiyet olsun hep beraber yedik hem yedik hem izledik. Yedik ama şey hani onu diyecektim. Şimdi sen böyle işte maç güzel olsun oturalım. Evet. İşte popcorn, siirt fıstığı, antep fıstığı neyse. Gene alamadın mı o tadı? Yani işte benim hani beklediğim maç o dördüncü setin başındaki sekiz dörtgen mi ne o rallileri ben Hı -hı. daha çok Hı -hı. seviyorum. O biraz daha beni heyecanlandırıyor yerimden kaldırıyor. Hı -hı. Yani şimdi burada çok git geldi yani bir Fenerbahçe Opet duruyor bir Eczacıbaşı aynı bit duruyor. Hı -hı. Yani sürekli böyle çok tuhaf bir maçtı ya yani bu bu tarz maçlardan çok fazla keyif almıyorum gerçekten yani e, çok hata var gibi. Çok basit hata var, acemice hatalar var gibi, bu, bu levelde olmayacak hatalar var gibi geliyor bana. <laughs> e, ama genel anlamda tabii ki de her zaman 3-2'lik bir maç izlemek keyiflidir. E, şimdi tabii e, sezon boyunca e, Ferhat Hoca çok eleştirildi ama evet. bugün ben e, bilmiyorum sen ne diyeceksin merak ediyorum yorumunu. Tabii ki oyuncuları konuşacağız ama... E, Başın yıldızı Ferhat Hoca diyebilir miyiz? Yaptığı değişikliklerle. Çünkü takım iyi başlamamıştı. Evet. Ee, Elif'i çıkarttı, Naz'ı aldı. Jack pek ortada yoktu, Beyza'yı aldı. E, grey hamlesi inanılmaz derecede kritik bir hamleydi. Bugün bir basketbol koçu gibi evet. inanılmaz değişikliklerle maçı döndürdü. Çok döndürdüm. Anlık müdahalelerle hani ben beraber izlerken de zaten değil mi? Şu an Elif'i çıkarması lazım evet, öyle, dedim. Tam dediğin anda yaptı. Şu an çıkartması lazım dedim. Ferhat Hoca o an hani Elif'i çıkarttı. çıkarttı. Elif Elif yani. Maça iyi başladı ama sadece orta oyuncularını bir türlü devreye sokamadı Elif. Attığı paslarda da hep böyle timing bozukluğu ya havada asılı kaldılar ya bir şey yani bir türlü sayıya çeviremedi. Zaten Fenerbahçe aldığı setlerde de Dırça'nın ortadan oynamasıyla... Ee, kenardaki blokları bayağı açtı ve e, orta oyuncularına bayağı şans verdi. Aldığı setleri de büyük bir payı payı da orta oyuncuların var. Çünkü gelen iyi manşetlerde Dırça bir tanesini ortayla oynadı. Sonra 4 numaraya attı ve hep bir, bir buçuk blokla vurdu 4 numara oyuncuları. Ama e, servis e, zaten verdiği açık ara verdiği şeyde de e, başının 3. seti mi oluyor? Evet 3. sette. Çok fazla servis atar. Servisi hiç atamadılar evet. ve çok güzel fileye yanaştırdı tüm oyuncuları Fenerbahçe'nin ve Dırça'ya çok bir rahatlık oldu. O istediği her yerden oynadı ve zaten set koptu orada. E, dördüncü sette de bu sefer aynı şekilde Eczacıbaşı servis ritmini çok iyi oturttu. E, Grave en azın girmesiyle zaten oyun bambaşka bir yere evrildi. Yani kimse inanamadı. Çünkü aldıkları sette Eczacıbaşı 6 tane servis hatası evet. yapmış olmaları evet. lazım evet. yanlış evet. hatırlamıyorsam. Evet. Şu an istatistikler önümüze gelmedi hala ama Bekliyoruz. dedim ki Peki hani de. ben dedim sana hani Sen nasıl dedin? altı evet, yani bu kadar servis kaçıp bu, seti, bu alındı, seti nasıl bu set? aldılar yani? Hı -hı. Bu kadar sadece servis hatasından bahsediyorum. Hücum, blokout onları hani saymadan Gerçekten o yüzden çok tuhaf tuhafmış. Dengelerin çok an ve an değişti evet. yani böyle altın borsası mı derler hani anlık <laughs> e, performansla Evet e, anlık performansların öne çıktığı bir maçı oldu. E, Bence Ferhat Hoca'nın da hamleleri senin de dediğin gibi gerçekten çok iyiydi. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Bunu hani dışarıda da seninle konuştuk. Şimdi Naz Grey çok iyilerdi. Hı hı. Beyza girdi. Gerçekten özellikle 5. sette bir servis serisiyle zaten Aynen. seti açtı. Şimdi bir dahaki maç bu kadroyla başlayacak. Ondan sonra onlar <laughs> bu sefer iyi oynamayacak. Haydi bir daha baştan hani Satranç çok gibi. Evet. Çok enteresan. Öyle oluyor yani. Bu e sene eczacı e başında e hep öyle oluyor. Hep öyle oluyor. Yani şimdi hoca için de kolay değil. değil evet. Bir şey alıyorsun. Giren oyuncu bir sonraki maçta performans vermiyor. Evet. E bu sefer haydi baştan o o doğru altıyı bulmaya çalış. Aynen. E yani hani böyle bir takımı da idare etmek çok kolay bir Gerçekten şey değil. Gerçekten çok zor. Yani dediğim gibi anlık kararlarla hmm. anlık hani ama artık Ferhat hocanın da bu konuda bence refleksi evet, gelişti evet, ve evet. hani hızlı müdahale edip e, hani sonuca etkilemese bile daha hızlı müdahale ettiğini düşünüyorum. Yani hani kaybettiği maçta da yaptığı müdahalelerin e, yerinde olduğunu düşünüyorum ama e, gerçekten ben anlamadım yani bu maç nasıl böyle buralara geldi. Baktığınızda hani bakıyorsunuz Hande maçı aslında çok iyi başlamadı. Hücumda hiç e, sayı üretemedi ilk set. Ondan sonra ikinci set Hande Sazı eline aldı. Böyle değişik değişik şeyler oldu maçta. Dediğim gibi anlık performansların sonucunu izledik bence birazcık. Yani hiç kimse böyle bir seviyede oynamadı. Evet. İşte Vargas iyiydi evet. Hani baktığınızda Vargaslık bir şey var mı? Evet. Yok. Fedoros Sevalık bir şey var mı? Yok. Seslikler ama de geldi hani, geldi elimize. Bence 5. sette dırça fazlaca ana Kristina'yı zorladı. Çünkü birkaç tane e, Vargas'a pas galiba onun da kendine güveni gitti. <laughs> Ve fazlaca ana Kristina'yı zorladı. E zaten Rüzgar'ı arkasına almış bir eczacı başı da e, durmadı. Yani setin sonunda birazcık hani bir gevşedi ama zaten ara çok açılmıştı. Evet ee, yani tuhaf bir tuhaf maçtı ha şimdi geldi Evet istatistikler önümüzde kaptan ne görüyorsun ilk baktığın zaman? Yani mesela baktığınızda Fenerbahçe-Opet'te sayı dağılımı gayet dengeli pasta dağılımı çok dengeli ee, yani baktığınızda hani böyle bir Allah Allah yani bu bu istatistikle yenildi demezsin. 12 blok yapmış Fenerbahçe evet. 10 blok Eczacıbaşı. Yani bu istatistiğe Fenerbahçe baktığınızda evet yenildi demezsiniz. Ha dersin, evet gerçekten ne kadar dengeli bir oyun var. Ne kadar güzel başlamışlar falan filan diye baktığınızda. Eczacı başına bakıyorsunuz. Orada da bu sefer orada da bence e, dengeli. İşte Alexa Gray faktörü inanılmaz. Alexa Gray'in hani dörtten vurduğu smaçlar dışında Nazı Naz gerçekten e, Alexa Gray'in pipe ataklarını inanılmaz iyi kullandı. %100. E, ve bu... Yani bu sadece Alexa Gray'in iyi oynamasına sebep olmadı. Hı, hı. Boşkoviç'e giden oldu. bloklar bloklar rahatladı. Dört numaralar rahatladı. Orta oyuncular rahatladı. Çünkü ekstra bir hücum gücü. Dördüncü kesin. bir atakçıya sahip oldu e, Eczacıbaşı. O yüzden çok e, maçı çeviren hamle bence oydu. Kesin. Yüzde 62 ile çıkmış evet. Gray. E, 17 sayı artı 16. Yani... E, Manşette hata yapmadı. Evet. Yani evet. hani Alexa Green en zayıf olduğu hı, yer hı, servis kesin. karşılama, kesin. onda hata yapmadı. Yani gerçekten e, e, mucizevi bir maç çıkarttı Alexa Green evet. uzun süreden sonra. Ve girdiği zaman da o servis duru mesela işte o attığı bir anda düşen evet, servisleri. Evet, o drop servisin drop onun onu hiç yani o gerçekten. Çok enteresan bir servis Kesin. onu kim sağlamaz? <laughs> evet yani orada çok mesela maça iyi başladı girdikten sonra evet. o ritimle de beraber dediğin gibi kaptan zaten sayılara da yansımış. Vaktinde da hani Voronkova da iyi başlamıştı Hı -hı. maça evet, ilk sete evet, Voronkova evet. çok iyi başlamıştı böyle hücum yükünü evet. Boşkoviç ile beraber sırtlanmaya çalışmıştı ama ondan sonra durdu. İşte evet. diyorum ya çok enteresan müdahalelerle. Yani başını çözmek çok zor. Evet, çok zor çok yani zor. bir gün hangisi iyi oynayacak. Aynen. Böyle 3-4 tane oyuncusu var Eczacıbaşı'nın. İşte hocanın seçimleri burada çok belirleyici oluyor dediğin gibi kaptan. Ve bugün gerçekten artık sezonun sonunda hoca da artık e, bu değişimleri, bu reaksiyonları çok çok daha çok belki daha, hızlı. daha iyi yapıyor, evet. hızlı yapıyor ve e, maçı çözdü. E, bir taraftan da şimdi Fenerbahçe'de Lavarini neyi daha iyi yapabilirdi? Lavarini e, elinde ne kadar seçenek Mesela Buse girdi e, ama 5. Buse'yi sette... mecburen soktu. Evet. E, çünkü Eda'nın orada bir hafif Hı -hı. sakatlığı Hı -hı. oldu. Hepimizin yüreği ağzına evet, geldi. Evet. Buse'yi mecburen soktu Fethi Hı -hı. yabancı kuralından oynayabilmesi Hı -hı. için. E, Buse de girdiğinde açıkçası e, köşelerde önde Vargas var, e, Federoz var. Orada da bir gereksiz pipe'tan Ana Kristinayı zorladı. Hı hı. Yani oyunu kapattı. Aslında hı hı. oyunu biraz daha açabilseydi daha farklı bir sonuç evet. olabilirdi diye düşünüyorum. Sonrasında zaten hani dördüncü setin sonunda Eda tekrar girdi. Eski düzene döndüler ama Dırça kenara gelince başka bir Dırça olarak sahaya girdi. O ana kadar pas dağılımları, pas kalitesi çok çok daha iyiydi. Hem Elif'ten hem Naz'dan hı. ama 5. set ve 4. setin sonunda gerçekten e, pas kalitesinde bir düşüş oldu. Oyuncularıyla istediği yerde buluşturamadı topu. Melia'yı biraz daha fazla kullanabilir evet, miydi? Evet ona ben yeni. de katılıyorum. Evet, Arka söyleyecektim. E, aynen yani çünkü çok fazlaca e, Federoz ile Ana Kristian arasında fazlaca servis atıldı. Ve bunların çoğunda e, ya kötü manşet ya sayı oldu. Hı hı. Yani hani Örgeden çok güzel kaçırdılar topu. Sürekli onların arasına sağına soluna attıkları servislerle hem sayı buldular hem hücum organizasyonunu bozdular. O yüzden Meliha bence daha fazla denenebilirdi manşette. E, çünkü zaten hani önde iki tane dediğim gibi pipe'la kazanabileceği bir maç değil. Yani pipe vurarak <laughs> e, bu maçı kazanmak değil. O topu getirip manşetle düzgüncene getirip zaten orta oyuncuları da Dırça onlarla da oynamayı seven. Bir Çok. oyuncu yani hani ben olsam hiç pay atak bile yapmam yani iyi manşette Hı -hı. orta Hı -hı. oyuncularımı kullanırım topu da açarım köşelere evet. o mis gibi ondan sonra izle zaten hani o yükseklikleri var. Ee, Ama Kristina'nın bence hala birazcık kondisyon eksiği var maçın sonuna doğru düşüştü kesin, yani kesin. sıçraması düştü kesin. bir şeyler oldu kesin. Ee, yani tek müdahale edebileceği oydu yani. Hı -hı. <laughs> Melia'ya daha fazla şans verebilirdi. Seri bir bire geldi. Şimdi seri uzayacak tabii. Bu beş maçlık evet. bir seri. Şu takımlar çok fazla da dinlenemeyecekler. Pazartesi evet, günü pazartesi yine maç var. Maç. Çok zor kaptan yani bu tür maçları oynamak gerçekten bir de yani sezonun sonunda değil evet. mi? Artık en iyi performansını göstermen gereken yerler ama sezonun da yorgunluğu var. Omuzlarında evet. bir taraftan da üst üste sürekli oynuyorsun. E, zaten akraba gibi oluyorsun. Her şey çalışılıyor. Evet artık e, her şeyi biliyorlar. Biliyorlar. Böyle ekstra hamleler yani... Çok böyle e, proaktif olmak gerekiyor sanıyorum. E, burada belki biraz daha Ferhat Hoca'ya da kredi verebiliriz. Evet. Bugünkü yani, performans için. E tabii anlık müdahaleler Hı -hı. burada Hı -hı. çok önemli oluyor. Çünkü dediğin, senin de dediğin gibi sezonun artık sonu. Herkes çok yorgun. çok yorgun. Herkes çok artık hani bitse de gitsek moduna giriyorsunuz. Yani o kadar e, sert maçlardan Hı -hı. çıktılar Hı -hı. ki bir de yani son bir, bir buçuk aydır iki takım da çok sert maçlardan çıktı ve hala büyük bir e, istek ve arzuyla burada oynayabilmelerini zaten çok takdir ediyorum. Hala o istek evet. ve arzuyu görebiliyorsun. O açlığı, o şampiyonluk açlığını her iki takımda da görebiliyorsun. Bunu sağlamak gerçekten her iki takımın koçu için de çok zor. E, evet. bunu Bu motivasyonu onlara verebilmek, o açlığı onlara hissettirebilmek. E, ama e, çok uzun bir e, sezonun ardından böyle maçlar gerçekten çok yorucu ve sadece bir gün dinlenip yani onda dinlenebilirlerse evet. pazartesi tekrar evet. maç var sonra çarşamba e, tabii çarşamba hmm. da oynayacaklar hmm. yani bir gün arayla e, maçları oynayacaklar valla Allah kolaylık versin sakatlıksız hani şu sezonun artık son düzlüğü herkes milli takımlarına da alacak kimsenin sakatlanmasını derken istemeyiz. Eda Evet, işte orada bir korktuk ama neyse ki herhalde önemli bir şey yoktu galiba daha önce burktu bile yine tekrardan burktu diye gördüm sol, çünkü sol bileği çünkü şeydi, yani bandajlıydı çorabın evet, evet, üzerinden, evet. içinden gözüküyordu bandajlı bileğini. Ama hani ağır çekimde baktığımızda böyle çok tam gitmemiş. Allah'tan. Sen onu söyledin biz e, maçı izlerken. Hı -hı. Neyse ki tam böyle aşırı esnememiş Hı -hı. dedin. Evet, evet. Allah'tan bir de Bandaj tabii Hı -hı. tuttu muhtemelen. Hı -hı. E, yani Allah korusun. Ama kimselen. herkesin yüreği kesin evet. ağzımıza geldi. Yani e, Edan'ın varlığı çok önemli. Bundan sonra zaten artık milli takım serüveni başlayacak. Hı -hı. E, bir sakatlık geç. ...herkesin yüreği ağzına geldi geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Magdalena Stişak'ı daha önce de sordum sana ama... ...şimdi böyle bir oyuncuyu bir şekilde biraz daha kullanmak söz konusu nasıl olabilirdi? İkili değişiklik biraz daha yapılabilir miydi Fenerbahçe'de? Evet aslında baktığınızda hani geriye düştüğü anlarda ve Dırıçan'ın önünde olduğu anlarda... Ee, o pasör eşleşmesini iyi kullandı Eczacıbaşı'nın evet, evet. smaçörleri. Evet. Aslında bu denenebilir miydi? Hı -hı. Denenebilirdi. Daha sık denenebilirdi. Benim hani şahsi fikrim ee, evet stizyak gibi bir güç var elinizde ve bunu hani kullanamıyorsunuz. Hani belki işte o benim fantazi dünyamda <laughs> dörtten bile hani tıkandığı anda şey yapılabilir evet, yani. Evet. Kullanılabilir stizyak. Ee, Bilmiyorum. Bir sonraki baş ne izleyeceğiz acaba? Data volley kağıdına baktığım zaman hı hı. şunu görüyorum kaptan. Şimdi Fenerbahçe'de pozitif manşet sonrası yüzde 45 olmuş hücum. Eczacı başında yüzde elli. Negatif manşet sonrasında Fenerbahçe %38, e, Eczacıbaşı %44, Tiana Boşkoviç faktörü. Evet yani aslında baktığınızda normalde Fenerbahçe'den beklenen evet. bir istatistik evet. Şu Haybolu gerçekten yani negatif manşetteki vurduğu toplara çok daha... Bazısında pozitiften daha yüksek çıkıyordu Evet tabii tabii pozitiften daha yüksek çıktığı evet. anlar evet. oluyordu. Hani o yüzden bu... Bu sefer hani geçen maç için konuşurken bir sonraki baş ne yapılmalı diye Ezacıbaşı onu bloktan sektirdi hı hı, topları güzel hı, toplayıp hı, hücuma hı. çevirdi. Evet, Aslında geçen maçta bu olmamıştı. Evet. O topların hepsi düşmüştü veya smaçörle buluşamamıştı. Zar zor içeri atılmıştı. Bu maç onu iyi yaptı baş ve defansan topladığı topları hı hı. E, Naz Gre'ye attı. Gray de vurdu. <laughs> <laughs> Paypa. Evet, evet doğru. Kesinlikle öyle. Bir de Boşkoviç'in de sistem dışı öldürdüğü toplar evet. var. Kesinlikle. E, bunu zaten çok iyi yapıyor Boşkoviç. Evet. E, yani tabii, negatif manşet sonrası da Haybol 4 numara. E, Boşkoviç de e, şeyde sistem dışında bu kadar iyi oynayınca evet. zaten böyle bir durum ortaya çıktı. Fenerbahçe'de eksi 16 ile çıkmış pasör 5'teyken çok aşırı bir negatiflik. Evet. Yani eksi 16 şimdi eczacı başına bakıyorum böyle bir şey yok. Yani sadece 2'deyken eksi 3 var. bu da normal bir şey. Yani. Pasör 5'te de yani üçlü hücumdasınız. Evet, evet, aslında arkada. en güçlü evet, oldunuz. evet yere olmalı. Orada muhtemelen işte arena ve şeyin arasında atılan servisler iyi servisler. Orada <laughs> orada çokça sayı aldı. Evet. Eczacıbaşı yanılmıyorsam. O bence bu şeyi etkiledi. Evet. Kesinlikle öyle. Ee, şimdi bundan sonra tabii ki neler olacağına bakacağız ama önemli bir maç galibiyeti. Çünkü 2-0'dan dönmek çok kolay tabii bir şey çok değil. Zor bir psikolojik ee, şey. Hı <laughs> hı. Dönemeç yani onu evet. çok zor hele bu saatte <laughs> yani Kesin, artık prezonsun gelmişken. Şimdi aslında baktığınızda sıfır 0, 0 tekrar başladı playoff'lar yani. Evet seriye can geldi Aynen. önemli bir galibiyet Eczacıbaşı için Eczacıbaşı'nı kutluyoruz. Tabi beslettik bir maç beslettik maçlar takımlar için yorucu olsa da. Bizim için izlemesi keyifli oluyor evet. ama tabii daha fazla ralli, daha kaliteli voleybol. Evet. Sen görmek istiyorsun e, mutlaka. Vakıf e, Bank'ta Türk Hava Yolları'nı e, 3-0'la e, bir kez daha yenerek... Hı hı. Ligi üçüncü tamamladı. Burada Şampiyonlar Ligi bileti vardı. Yavaş yavaş o maça da geçebiliriz. Evet. Bu maçla ilgili söyleyebileceğin başka bir şey Vallahi varsa. Valla aklıma gelirse hani aklıma böyle bazen arada Hı -hı. geliyor Hı -hı. şu an söylemeyi unuttum bazı şeyler olabiliyor. Arada gelirsen tamam. şunu da söyleyecektim tamam. diye mutlaka şey yaparım. Böyle. Evet bu maç bu seriden yani Vakıf Bank Türk Hava Yolları serisinden biraz daha fazla şey bekliyorduk aslında. Evet, tabii. Çünkü tabii. Performansını arttırdığını konuşuyorduk Türk Hava Yolları'nın. Yani o kadar böyle hmm. şu yukarı çıktı evet, ki evet. Türk Hava Yolları bir o kadar da hızlı düştü. Yani evet. türbülansa girdi galiba. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> hızlıca güzel bir, düşüş... güzel bir kelime esprisi, <laughs> güzel bir şey yaptın. Evet yani hani e, ben de daha setli ve belki maçlı yani bir birden iki bir çünkü dediğimiz gibi hani çok iyiydi. Türk Hava Yolları'na hani sezonun başıyla şimdiki halinden ziyade falan bunları konuşuyorduk. <laughs> Gerçekten iyi maçlar çıkartıyordu ama işte geçen seferde konuştuğumuz gibi böyle herkes yerini sevmiş gibi. <laughs> hani ben üçüncü olayım, sen de tamam dördüncü ol. Hani hiç şey olmasın, sürpriz olmasın, canımız sıkılmasın. Biz dördüncülükte mutluyuz, biz de üçüncülükte mutluyuz gibi öyle bir, yine öyle bir hava vardı yani. Evet. E, fazla direnemedi e, evet. Türk Hava Yolları. Sadece 6 set İzleyebildik bu eşleşmede. Gücünde Şampiyonlar Ligi bileti olan bir eşleşmeden benim evet, beklentim daha, daha büyüktü. Yüksekli. Burada tabii daha e, duygusal olan taraf Vakıfbank. Çünkü yani son maçın ardından e, birçok oyuncusuyla evet. vedalaştı Vakıfbank. Bir yaprak dökümü evet. oldu. Başta Gabi tabii ki. Aynen. Tweet'imiz hazırsa Sokrates Dergi e, sosyal medyasından, X hesabından, Twitter hesabından da Gabi'nin e, Vakıfbank'taki geçirdiği 5 yılı özetlemiştik. O tweetimiz hazırsa ekrana verebiliriz. Evet. Gerçekten dolu dolu bir karne. Altınlar İki Şampiyonlar dolu. Ligi, altınlar dolu gerçekten. 3 e, kupa voley, işte bir tane Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 Sultanlar Ligi Müthiş bir kariyer. Evet. Ee, çok da duygusal bir veda e, oldu. Buraya ailem dedim. E, bu lafta değildi. Gerçekten ailem gibi hissettim dedi. Tabii ki Vakıfbank taraftarları onun sezon içerisinde e, böyle bir karar almasından dolayı biraz burukluk yaşadılar. Evet. Ama bir efsane olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Yani tabii ki de çok şey kattı. Hı -hı. Türk voleyboluna Hı -hı. E, onun da gerçekten çok emeği var. Yani hani Sultanlar Ligi'ne bir renk kattı. Evet. Belki birçok kıza ilham oldu. Çünkü Kesinlikle. baktığınızda... Şu an hani diyorduk ya sahaya işte Fenerbahçe Eczacıbaşı'na baktığınızda 1.90'ın altında kız yok yani evet, bu oyuncu evet, yok ama evet. 1.81 1.83 ya da boyu Gabi'nin e, inanılmaz işler başardı ve e, belki de bu hayali kuran fiziksel olarak daha düşük olan e, genç kızlara da bir ilham oldu burada. Evet. Ba, e, Gabi gibi olacağım diyebildiler <laughs> gerçekten de çok e, önemli bir figürdü Türk voleybolu için. Çok güzel bir yere parmak bastın aslında kaptan Yani voleybolda boylar sürekli uzuyor. Evet. Sen mesela bunu konuşuyoruz. Bizim zamanımızda işte diyorsun 190 çok uzundu. Tabii. Şimdi yani senin boyun 187. Evet. Ee, ben ufacık kalıyorum yanlarında. Şu andaki kızların. kızı bazen işte görüyoruz. Sen yan yana geldiğin zaman sen bile biraz şey kalıyorsun, kısa kalıyorsun evet, onların yanında. Evet. Yani yanında. Ilk, ilk minyon olduğum yer yani ortam <laughs> oldu artık. Yani normalde hani biz de boylu, poslu kalıplıyız. Ee, yani. Mesela işte Tiyana'nın yanına gidiyorum, Zehra'nın. Kübra'nın çocukları gibi kalıyorum, eşantyon gibiyim <laughs> yanlarında. ya yani böyle bir e, gerçekten çok e, fiziksel olarak yukarıya gidiş evet. varken dünyanın. En iyi birkaç voleybolcusundan birisi oldu Aynen. Gabi ve olmaya da devam ediyor. Damga yani olmaya devam ediyor. Yani kanıtladı Hı -hı. belki de Hı -hı. yani böyle gerçekten çok yetenekli sporcu olabilir. Fiziksel üstünlüğü olmadığı için evet. şans bulamayabilir ama bu yani Gabi de bu anlamda bence o insanlara da e, ilham verdiğini Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. İşte Gabi'nin e, son sezon karnesi ki bu tabii şöyle okunabilir. Ee, sezon ortasında Gabi'nin İtalya'ya gideceği, Imoko'ya gideceği zaten Hı -hı. E, ortaya çıkmıştı. Ee, bir taraftan da çok iyi gitmeyen bir takım var. Belki son yılların en e, zayıf kadrosu vardı Bakıf evet. Bank'ta. O, o şekilde böyle istatistikler yaptı. Ee, yani olağanüstü. Aslında gerçekten liderliğini Hı -hı. ortaya Hı -hı. koydu son ana kadar, son maça kadar o liderliği bırakmadı. Kesinlikle yani öyle. bundan sonra da yolu açık olsun, sakatlıksız oynayabildiği yere kadar bence oynamalı. İtalya liginde kendisini izleyeceğiz evet. bundan sonra. Tabii Vakıfbank'ta Bianca Buşa, Sara Fanal'ın, Jordan Thompson, Zeynep Sude Alexia yine vedalaşılan isimler Hı. oldu gerçekten de bir büyük değişim olacak Bakırbank'ta yazın gelecek oyuncuları da hemen hemen biliyoruz ama daha sonraki programlarımızda konuşuruz evet. bir taraftan da tabi Kuzey Boru Galatasaray mücadelesi bir önceki programımızda konuşamamıştık bu da tabi beşincilik altincılık lige en iyi yerde bitirme çabası burada da ilginç bir seri oluyor İlk maçı 3-2 e, Kuzey kazanmıştı. Bu kez 2-0'dan dönüp bugün Galatasaray müthiş bir dönüşle e, Kuzey Boruyu yenmeyi başardı. Yani ilk maçta Kuzeyborunun bence e, çok ciddi bir blok ve hücum üstünlüğü vardı. Hı -hı. İnanılmaz bir hani Kuzeyboru Boru o alanda koymuştu yani ağırlığını ve Hı -hı. Galatasaray buna çok fazlaca bir çözüm. Evet. bulamadı ve hızlıca bitti yani. Evet. <laughs> Maç ama ikinci Beşinci maçta. Beşinci set 15-3 bitti. O. öyle bir şey galiba ee, evet. Evet. 5. Evet. hiç yoktu Galatasaray. Aynen. Ee, yani aslında Galatasaray'ın bu, dünden bugüne Hı -hı. gelişi hani kuzeyburunun dünden bugüne gelişi Kuzeyboru çok çok iyi başlamıştı hatırlarsan sezonu ee, evet. gerçekten. Evet. Evet. Çok iyi oynuyorlardı. Daha sonra işte Galia Gonzalez geldi. Daha da böyle bir üstünlük sağlar. Bir, bir düşüş yaşadılar ondan hı hı. sonra. Hı hı. O Ama bir yere sabitlendiler. Hiçbir zaman bir evet. yukarı bir sıçrama yapamadı, yapamadı. Kuzeybur. Evet. Oraya bir sabitlendi. O arada da Galatasaray aslında oraya yakaladı hı hı. o şeyi. O yüzden böyle karşılıklı 3-2'lik maçlar. Bakalım hani 3. maç. Ne olacak o da merak ediyorum. Hmm, hmm. E i̇şte bugünkü maçın en göze çarpan şey Kutunyan'ın demişken demişken hani. O zaman e, istersen onun da şeyde konuşalım. E, Algida Nagırla evet. en iyi 3 performansta konuşalım. Efendim, e, her hafta kaptanımız biliyorsunuz e, haftanın en iyi 3 performansını seçiyor. E, Algida Nagar'a çok teşekkürler. Algida Nagırla en iyi 3 tat. E, sizler de deneyebilirsiniz. E, Neslihan Demir ve Haftanın en iyi 3 performansı Algida Nagar'la kimleri seçiyorsun kaptan? Ee, şöyle işte Imoko'nun yenilmez son veren Novara'dan. <laughs> e, onu da konuşacağız. Onu da şey e, Markova'yı seçiyorum. O da hani bizim biz de oynadığımızda artık evet, Türk evet, Ligi'ne evet, aşinayız. Evet, evet. Belki orada başka bir MVP seçtiler galiba ama hı -hı, Markova hı, gerçekten hı. ciddi anlamda bir skor katkısı üretti ve ben bizim adım. çocuğumuz. Evet, bizim çocuğumuz oldu artık o. Ee, bize geri dönecek. Zaten Akp banka <laughs> evet, dönecek. Vakıf banka geri dönecek. Onu seçiyorum. Ee, i̇kincisi Galatasaray Kuzey Boru maçından Coutinho'yu gerçekten hani pasör çaprazı ortaya İnanılmaz geçip 16 yani. sayı artı 15 yani hani <laughs> gerçekten çok enteresan bir performanstı. Uzun yıllardır hani hatırlıyor musun böyle bir şey? Yok ya. Sen yani. de ben de oynadım dedin işte şey, e, orta oyuncu oynadım dedin. Ama biz ya yıldız takımda. <gülüyor> <gülüyor> daha yani suya bu derken biz yani <laughs> <laughs> ve bombe top oynuyorduk yani ortadan. <laughs> bu bu çok da Ama bu seviyede. Bir şey. Yani ben bir şey yaptım tabii yani ne yapacağını bilemiyor falan maçın başında ama girdi aslanlar gibi oynadı Gerçekten vallahi yani. Gerçekten de hani maçın kaderini değiştirdi neredeyse çok hani Lazovic'in gelmesiyle de Galatasaray'da Hı -hı. ciddi tabii, bir toparlanma tabii. oldu. Hem hücum hem, hem defans ee, ve hani dediğimiz gibi Eggleston'un pasör, <laughs> pasör çaprazı. Zaten diyordum bu kız pasör çaprazı <laughs> Sen oynamalı. Sen çok söyledin diye diye yaptırdın. <laughs> yaptım yani. Valla Giyermo da öyle bir hoca. Yani Giyermo da e, biz ilkini aldığımızda da söylemişti. E, cesur ya, bir ilkin. hoca yani. Evet o da ben seviyorum hocayı. İşte ilginç güzel kararlar yani alabiliyor aslında demişti. Aslında çok önemli 5. ve 6. maçında Coutinho'yu orta oyuncu gibi oynatmak. Hani gerçekten hmm. cesur bir hamle. Biraz mecburiyetten oldu. E, Çünkü orada Fatma ve Emin'in sakatlıkları var Galatasaray'da. Evet. Ama yani ne olursa olsun yani. Yine de hani sonuna kadar Fatma veya diğer Arkadaş, hani yetiştirmeye bir çalışabilirler iğneler tabii, yapılabilir tabii, tabii. onlar hani tabii. o riski almak kolay değil yani son Hı -hı. ana kadar ben olsam antrenör orta oyuncularımı yetiştirmeye çalışırım iğneyle oynatırım bilmem ne yaparım hani tabii, biz tabii, tabii, tabii. çünkü son şans zaten ilk maçı kaybetmişsin ikinci maça nasıl bir psikolojide çıkıyorsun belli değil ben sonuna kadar hani orta oyuncularıma iyileştin zaten hani olacaksa son maç olmayacaksa <laughs> bir maç daha diye <laughs> yapardım Tabii. ama burada hani Germo hoca güzel bir risk kaldı ve sonucunda aldı evet, yani. Evet yani daha önce de işte zaten Eagleson'ın çaptaza evet. çekmesi, işte böyle denemeleri yapması ee, hoca bir şeyler deniyor. Valla ee, ona da tebrikler. O seri de uzadı. O da pazartesi günü belli olacak ligin evet. beşincisi. Ve Algida Nugger'la son e, ismin kimdir? Üçüncü en iyi performans. Evet. Ee, ben hani ilk baştan düşündüm Grey inanılmaz güzel Hı -hı. performans Hı -hı. sergiledi. Çok iyi oynadı. Uzun zamandır, uzun bir aradan sonra iyi bir Grey evet. performans evet. belki... Ee, tüm sezonun en iyi performansını gösterdi ama e, bana göre onu bu performansı gösterten Naz'dı. Naz gerçekten onu çok iyi kullandı. Ve ondan sonrasında da e, oyuna hakimiyetini kurdu. O yüzden hani her ne kadar e, Gray çok iyi oynamış gözükse de... ...Naz ona attığı paslarla, ona verdiği güvenle, e, diğer oyuncuları rahatlatmasıyla bana göre hani... Galibiyet'in mimarlarından biriydi. O yüzden Naz'ı seçiyorum. Ee, Türk voleybolunun efsane isimlerinden birisi evet. daha. Naz'da yani ne zaman çıksa görevini yapmaya çalışıyor. Evet. Burada işte geldi takımı toparladı. Ee, Olağanüstü bir performans evet. gerçekten. Ee, kaptanın seçimleri bu oldu. markova. Kutino ve e, Nazay Demir Akyol, Algida Nagırlı Hafta'nın en iyi 3 performansı diyelim. E, tabii yani burada e, bir taraftan da diğer bir seride Nülüfer ve e, Murat Paşa e, arasında yedincilik, lik burada Murat Paşa çok fazla direnemedi Nülfer'e. Evet. de iki maçı kazanarak ligi yedinci tamamladı. Bu takımlarımızda da tabii değişiklikler olacak yazın. Biz sizlere haberdar etmeye devam edeceğiz. Şeye ne diyorsun kaptan? Şimdi tabii az önce ufaktan değindin ama Daniele Santarelli'nin yenilgisizlik serisi bitti. 65 maç, 287 günlük yenilmezlik serisi son buldu. İtalya liginde Novara'nın Markova'nın gittiği Novara'nın e ee, Bunu başarması yani pek be, yani Milano olabilir işte, eczacı evet. başı olabilirdi, vakıp bank olabilirdi, çıksa belki Fenerbahçe olabilirdi ama Novara İtalya ligi playofflarında e, Imokoyu yenmeyi başardı. Yani gerçekten enteresan hı -hı, bir maçtı. Hı. Bilmiyorum artık böyle hani. Merkür retrosu mu oldu? <gülüyor> <gülüyor> oldu, bir şeyler oluyor yani böyle ya. bir şey, güneş tutulması oldu. Onları hiç <laughs> biliyor onlar musun? Yok ben hiç anlamam ya. öyle şeyler. <laughs> ben hiç anlamıyorum. Çok böyle onlara çok fazla anlam yükleyen insanlar var. Ben ya bilmiyorum evet. vardır. Onun da Mutlaka. kendine göre bir bilmi var herhalde ama. Muhtemelen ben vardır. Da hani ben de çok bilmiyorum ama hani e, bilmiyorum işte her canlı ölümü tadacaktır. Bunu biliyorum bir sen tek yani. Sen ne burcuydun kaptan? Ben yay burcuyum. Yay burcu mu oluyordu 8 Aralık? 9 Aralık. 9 Aralık. Bak şimdi. Yay Burcu evet. Do Yaymayı seviyoruz biz. Sekiz, bis, biz 8'ini <laughs> <laughs> de kutlamıştık ya senin ha, oradan evet. şey yapayım. E, 9 Kıvır Aralık. Oradan. Daha, bir gün ya. Yay Burcu. Tamam. E, yani Markova ve e, Santarelli'nin yenilmez. Bir yerde bitecekti tabii ki. Bilmiyorum evet. yani şeyde de e, milli takıma gelmeden bitmesi daha mı iyi oldu acaba? Çünkü yani sürekli bunun dillendirilmesi, dillere pelesenk olması, işte yani, yenilmiyor evet, Santarelli. O çok daha zor ya yani. Evet. O çok daha zor, onu taşıması çok daha Hı -hı. zor. Yani hani böyle yenilip rahatlamıştır artık. Aman tamam değil gözünüz değil kaldı yeter diye. <laughs> Bence de öyle. Yani hani öyle bir şey olmuş. Çünkü onu sürdürebilmek çok zor. Onun o stresi yönetebilmek yani herkes yenilebilir. Yani hmm. Tüm takımlar yenilebilir. Hmm. Tüm takımlar kazanabilir. Yani bir şekilde her şey olabilir yani. Bunu bir bir kalıba sokup da işte o kadardır, olmadı da bu kadardır bilmem ne falan filan o çok ben şey buluyorum yani. Yersiz buluyorum birazcık. Bir taraftan da Varevole Milano Scandicci'ye elendi. Şimdi burada evet. tabii Ana Karol'ün inanılmaz bir performansı vardı. Ben o maça biraz baktım. Ee ve yani Milano'nun da Şampiyonlar Ligi'ne gelmeme ihtimali, girememe ihtimali var. Ya izlerken de tabii ki yani bu sonuçlara baktığın zaman e, Be're Ole Milano'da kazot hiçbir şey oynamadı mesela. Evet. E bizim bizi mahvetti. E bizi mahvetti. Bu denk geldi. Yani mesela Alessio Orun'un da performansı evet. çok yukarıda değildi. Ya hakikaten bilmiyorum yani e, İnsan biraz ah vah diyor ya. Hani... Ya işte dediğim gibi sezon sonunda gerçekten hı -hı. sistem işlemiyor. Anlık performanslara kalıyorsunuz çok, biraz çok, yani. Çok. O sistemi işlemiyor yani. Neden bilmiyorum. Bunun da neden işlemediğini gerçekten Sen bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun zaten yani, yani bunu açıklamak mümkün olmaz. O anlık performanslara kalıyorsun sezon sonunda. Bir Hani bir sistem oturuyorsun tamam kemik bir sistem var da hı -hı. ama yine hı -hı. de anlık çok performanslar hı. değiştiriyor e, skoru. Yani hani baktığınızda kazot gerçekten bizi mahvetti. Hiç beklemediğimiz yani. bir oyuncu bir yerden çıktı ve e, bizi çok bize çok zor hmm. anlar yaşattı. Hmm. Ama baktığınızda yani eksi hmm. dörtle çıkıyor. Yani iki sayı mıydı neydi evet. hiç yani? bunlara yanmamak ama işte öyle olsaydı böyle olsaydı daha hayat Aynen. geçmiyor yani o dediğin gibi o maçta sezonun zirvesini yaptılar evet. Fenerbahçe eşleşmesinde sonuçta Şampiyonlar Ligi finalinin biletini aldılar sana şeyi soracağım şimdi oyuncular ne yapar bir maç daha var pazartesi günü bundan sonra takımların rutini nasıl olur takım olarak da bireysel olarak da bir gün bir sonraki gün nasıl geçer ne yapılır yani şimdi şöyle bir şey e, benim hani şahsi fikrim bilmiyorum herhangi bir bilgim yok. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün kendi sahası Hı -hı. Ayaza'da ve Hı -hı. sporcuların çoğun Hı -hı. hepsi karşıda oturuyorlar. Hı -hı. E, muhtemelen Eczacıbaşı kampta kalacaktır. Öyle mi? Çünkü e, Burhan Felek'te oynanacak maçlar. Hı -hı. Hı -hı. E, kampta kalınca hem daha sporcuların tedavisi, rejenerasyonları, bunları organize etmek, yedikleri, içtikleri... Çok daha kolay oluyordur. Benim şahsi fikrim onlar kampta kalacaklardır. Ama Fenerbahçe'den hiçbir fikrim yok. Belki bu maçtan sonra bir kampa girebilirler. Hani beraber olmak adına hep beraber yiyip içip hareket edip o bir hani takımı bir kendine birbirine kenetler o kamp mevzusu muhtemelen böyle bir yol izleyeceklerini düşünüyorum. Eee geçen maçta da sormuştum sana. Eee Vestel'le günün sorularına geçmeden önce son sorum da sana bu olsun. Bir sonraki maçta Eczacıbaşı ne yapmalı, Fenerbahçe ne yapmalı ya da neyi yapmaya devam etmeliler? Ay artık benim de kafam yandı <laughs> Emre'cim yani kim ne yapıyor ne diyor böyle altı kişi çıksınlar sahaya bir görelim ya bunu da ben söylemeyeyim artık <laughs> ya, artık yani bunu sen... da ben söyleyeceksem sen, senin söz, sözlerin e, çok böyle gündem olduğu için bir reçete <laughs> tatlısı, gerçekten öyle e, hatta bazen şey de duyuyorum ya kaptanı takip mi ediyorlar acaba falan filan diye çünkü aynısı uygulanıyor Hı -hı. bazı maçlarda bu oldu. O yüzden belki ufak bir ipucu verebilirsin. Yani Ezelci İlk başı, gelen ne? Hani Eczacıbaşı bu yaptığı bu oynadığın oyunun üzerine atıyorum artı bir artı iki daha hmm, hani hücumda hmm, bir şey koyabilirse iyi bir maç çıkartabilir. Fenerbahçe'de bana göre manşette biraz daha ve hani Lavarin'in anlık müdahalelerine çok ihtiyacı var. Evet. Hani kenarda evet. durup izlememesi lazım. Biraz izledim mi? Yani bir 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 parça izledi gibi geldi bana yani. yani Böyle evet. konsantrasyon düşük gibiydi maça. Hani anlık müdahalelerin olması gereken bir maçtı bu. Çünkü yani çünkü çok iniş çıkış yani hiç kimse öne geçtim diye sevinemiyor. Bir servis serisiyle evet. berabere Evet. Ondan sonra sayı 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 oyna o yüzden e, çok daha anlık müdahaleleri hızlıca reaksiyon verip e, çünkü bunlar hani daha önce denenmiş hani hı -hı, hiç kimse hı -hı, şapkadan hı -hı. tavşan çıkarmasını hı -hı. bekleme işte Meliha'yı daha hızlıca oyna alıp otur hemen e, döndürüp yani atıyorum pasör 5'teyken işte x12 ile kaç x16 e ile eksi 16 ile çıkmışlar. Hani orada çok daha hızlı bir reaksiyon gösterip bir manşet alıp bir hücum yapsalar bir de o türü dönseler belki çok daha rahat Hı -hı. olacaktı Hı -hı. yani. Hı -hı. Hazırsan Vester'le sorularımıza Hı -hı. geçelim. Kaptan Şizen Türkal sormuş. E, bu sezon Vargas'ın dönmesi sizce bir hata mıydı? En kritik zamanda geldi ve takıma uyumunun geciktiğini düşünüyorum. Aslında Eee istatistiklere baktığın zaman Vargas Yoo. gene bayağı vargas, bir şey alıyor. Vargas. vargas gene Vargas. Ama e... Hani sistemin işlemesi işte ne bileyim e, Stişak Artık varken. Artık dedik ya sistem falan yok yani, yok, yani te, taktik Hı -hı. maktik yok bam bam bama döndü yani aslında bu. Çünkü gerçekten hani izlediğimiz <laughs> maçlar öyle Hı -hı. anlık performansların Hı -hı. maçın kaderini Hı -hı. değiştirdiği Hı -hı. bir yerdeyiz. Ee, Vargas yine aynı Vargas yani Vargas gene bilmiyorum Fenerbahçe mi uyum sağlayamadı Vargas'a yani Fe Vargas gayet iyi oynuyor. Hı -hı. Hani Başta 22 sırtlıyor. sayı %48 hücum. Ha yani gayet iyi. 40, 48 %48 bir pasör çaprazı için çok iyi bir yani. oran. Oynuyor. Bence hani bir hata mıydı? Gelmeseydi ne olurdu? Hani bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Hı hı. Ee, stizyak ne yapacaktı bu anlamda? Hani Vargas olmasaydı nasıl bir reaksiyon gösterecekti takım? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama bence bir hata değildi ya. ya vargas'ı da almak hata dersek yani. yani doğru nedir o zaman? Evet bence hani son bir iki maç önce galiba bir kötü Hı -hı. oynadı. Hı -hı. Hani Türk Hava Yolları maçı mıydı? Ee, bir Hatırlayamadım hani şimdi. Bir şey tutturamadı yani oyununu. Onun dışında o kadar ara vermiş olmasına sakatlıktan çıkmış olmasına rağmen gayet iyi iş yapıyor bence şimdi bu soru tabii biz ekibimiz bir sonraki soru bu maçtan önce alındığı için evet. onu ileteceğim sana rin 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 sormuş Eczacı hmm. Eczacıbaşı'nın Fenerbahçe eleme maçlarını diş geçirememesinin sebebi nedir? Son 3 sezondur hep aynı son. Şimdi bunu aramızda da konuşuyorduk. Evet. Son 3 sezondur eleme maçlarında, eliminasyon maçlarında eczacı evet. Eczacıbaşı'nın Fenerbahçe'ye karşı bir geride olma durumu vardı. Ama bugün onlar da şeytanı maçını kırdılar. Evet yani 9 maç sonra mı galiba böyle bu tarz eleme maçlarında Hı -hı. bir şeydi. İlk defa galiba evet, yanılmıyorsam evet. Ezacıbaşı e, kazanmayı bildi yani bunu evet yayından önce aldığımız için henüz <laughs> yani bilemediğimiz için. Bu da boşa düştü. E, bu soruda kendi kendini <laughs> boşa <laughs> evet imha etti. Ama zaten Ezacıbaşı'nın aslında genele yayarsak böyle bir sıkıntısı vardı. Yani büyük maçları elimin eliminasyon maçlarında biraz zorlanıyordu. Evet. E, hem Avrupa'da hem Türkiye'de Vakıf banka Fenerbahçe'ye karşı ama ya bu, burada biraz aslında dönüştüklerini görüyoruz işte dünya kulüpler şampiyonu oldular burada Fenerbahçe ile e, birbirine geldi seri ve Eczacıbaşı uzun süredir şampiyon olamıyor e, çok istediklerini görüyoruz Evet yani evet. hem kulüp hmm. istiyor hmm. hem sporcular hmm. istiyor sahadaki o hani motivasyonu da görebiliyorsunuz aynı yani şey aslında Fenerbahçe hepsi çok istiyorlar ama böyle e, aslında bu maçlarının uzaması da bence çok hani evet keyifli hani volebolun izlenmesi artıyor. Ee, daha çok hani taraftarlar daha fazla sahipleniyor. Her geçen gün tribünler daha fazla doluyor çünkü heyecan tırmanıyor sürekli. Ee, dediğim gibi tek bir sakatlık olmasın yeter yani. Ya bir de şimdi Türkiye Ligi artık herkesin gözünün önünde olan bir lig. Ya bizim ligimizin en iyi iki takımı da 3-0 oynamasın değil mi yani. Seri de evet, 3-0 ya. biterse evet. yani şimdi Evet keyfi kalmıyor. E, olmaz. O yüzden 1-1 bir bir olması herhalde evet. Fenerbahçe taraftarlar tabii ki üzgündür bugün maçın kaybedilmesi için. Onlar tabii ki 3 sıfırla şampiyonluk istiyorlar ama yani. genel çerçeveden baktığımız zaman yani iki tane tabii önemli biz takım. Biz hani seyirciler tarafsız seyirciler için çok daha hani ne kadar fazla bu kadar şey maç izlersek böyle dervi dediğimiz maçları izlersek. ...insanların ilgisi de daha çok artıyor. Son bir de Ebrar'a değinelim. Ebrar'ın da hmm. yarı final serisi evet. devam ediyor. O da e, enteresan bir hikaye. Pasör çaprazı başlayıp... ...daha sonrasında smaçöre geçip... ...inanılmaz manşet performansı ile evet. getirdiği bir maç var. Bugün kaybetmişler Bugün sanırım. İki iki oldu e, iki, iki galiba. Seri. Maçı. E, Onlar evet. da çok sert oynuyorlar. Hmm. Onların hmm. da hani playoff'u... ...gerçekten zor. Daha onların finalleri var galiba. Daha yarı tabii, final bu. Onların da bayağı hmm. bir... ...daha hala uzun bir... Yolu var. Ama, Ama Ebrar da pasör çaprazı oynayıp bütün sezon e, sanıyorum çok fazla oynamadı dört numarada evet. e, kendi kulübünde. Ama girip de işte manşette sıfır hata yapması e, sevindirici <laughs> bizim için yani. Ya, yetenekli yani Ebrar'ın manşete gerçekten yeteneği var ve bunu e, ve rahat olduğu için hı -hı, yani manşet hı. biraz rahatlık istiyor. Aa, güzel. Böyle biraz kasıldın mı... Hani eline gelen topu bile pat diye şey yapabilirsin. Yani bugünkü maçta bile gördük hani Fedor eline gelen topu hop oraya attığını. O gerildikçe birazcık hani daha zor yapılan bir eylem diyeyim. Ee, Evrar da sahada çok rahat zaten. O sahada kendine çok iyi yansıtan bir sporcu. O arzusunu isteğini herkese geçiren bir sporcu. E, manşetede de yeteneği varsa kendine güveniyor... Tık 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 alıyor. Evet. Şimdi milli takımda da izleyeceğiz bolca dört numaradan. Yani milli takım sezon öncesinde tak diye geçip evet. böyle bir performans göstermesi beni çok memnun etti açıkçası. Evet. O zaman e, kapanış bölümümüzde her zamanki gibi sadece yanlış cevaplar. Ben bunu Hemen, tak diye tamam, ya. gördüm ve tanıdım. Ben de bilmiyorum. Artık yani biz de, bizden bıktım Laf bence. Evet. artık böyle kafamıza vurula vurula. <laughs> Yani öyle bir şeye girdik ki <laughs> evet. e, tanıdık. Siz tanıyabilecek misiniz e, ekrandaki bu minik voleybolcuyu? E, sadece yanlış cevaplar diyelim. Nesli Kaptan ee, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Pazartesi ağzına, görüşürüz. Ağzına diline sağlık. Pazartesi yeniden ne buradayız. Ne getireyim pazartesi ne yiyelim? Ee, pazartesi güzel bir soru acaba hangi kuru yemiş? Bodrum'a gitme desen. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ben bu sezon bitene kadar evden dışarı çıkmayacağım. Tamam ee, onu konuşuruz. Ee, bakalım hangi kabuklu yemiş olur Aynen. bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, değerli spor severler, Vestel'in katkı, katkılarıyla hazırlanan voleybol ülkesinde canlı yayında sizlerle birlikteydik. İlginiz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlere sorularınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Sultanlar Ligi'nde final serisi 1-1 oldu, devam ediyor. Pazartesi akşamı biz maç çıkışında yine burada olacağız. Ee, bir kez daha ilginize çok teşekkürler. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.